Merhaba değerli arkadaşlar. PieMaker eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde toolbar butonlarını göreceğiz. Toolbar butonlarını buraya buton olarak buraya almayı beraber işleyeceğiz. Ağırlı olarak da Find yani kayıt bul, bul modunu gelişmiş bul modunu script yazarak ve bundan setlere nasıl kaydedileceğini, nasıl restore geri alınacağını göreceğiz. Bunlarla ilgili bir çalışma olacak. Bunları dikkat etmenizde çok büyük fayda mülahaza ediyorum. Arkadaşlar şimdi ilk başta yapacağımız iş layout moduna geçelim. Layout moduna geçelim. Buradan birer buton yapalım. Çekelim. Evet. Güzel. Buna yeni kayıt diyelim. Yeni kayıt. Bir tane ikon koyalım, değil mi? İkon. Ben bu ikonu seviyorum, bunu koyuyorum. Güzel. Bunu koyalım. Biraz sonra script'ini yapar, bağlarız. Evet. Şimdi bu butonumuz bizim biraz koyu olsun arkadaşlar. Evet. Aktif buton 1'i seçelim. Aktif buton 1. Bundan bir tane daha kopyalayalım arkadaşlar. Evet. Duplike kayıt. Kayıt sil. Tüm kayıtlar show all record. Bir tane de kayıt bul yapalım. Şimdi bunları değiştirelim arkadaşlar. Yeni kayıt. Bunu kayıt sil diyelim. Evet. İkonunu bu şekilde tanımlayalım. Bunu kopya kayıt diyelim. Kayıtın aynısını kopya yaptırmamız gerekebilir. Bunun ikonunu da arkadaşlar burada bir kopya kayıt ikonu var. Güzel. Bu koyusu bu açığı bence bu daha güzel. Evet bunu seçelim. Bir tane arkadaşlar kayıt bul diyelim. Bul diyelim. Bunun ikonunda bul ikonu bence bu uygun. Bunu seçelim. Bir tane de arkadaşlar tüm kayıtlar. Tüm kayıt. Tüm kayıtlar. Evet. Bunun ikonunda show all record yani. Bir şey seçtiğimiz vakit 10 tane kayıt getirebiliriz. 100 kayıtımız olur. 90 tanesi gizli olur. Bunların hepsini geri getirmek için show all record diye bir bu script tanımlayacağız. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bunların şimdi gidip scriptlerini yukarıdan tanımlayabiliriz. Script'e girelim. Script Manager'a. Evet. Buraya bir tane arkadaşlar separatör yapalım. Yeni separatör. Çizgi koyalım. Ayırsın bunu. New script diyelim. Ben buna kayıt diyeyim. Bunun içine de yeni diyelim. Bunu niye böyle yapıyorum? Buradan arattırdığımız vakit buradan kayıtları arattığımız sadece kayıtlar gelir. Yeniyi, eskiyi buradan daha kolay bulabilmemiz için arkadaşlar. Ben düzenli çalışmaya çok önem veriyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde çalışırsanız New Record Records, yeni kayıt. Control. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Subscript. Evet. Duplike. Duplike. Evet. Kayıt. Yeni kayıt. Kayıt. Sil. Değil mi? Bu arkadaşlar basit bir şey de yapabiliriz. Mesela Delete Record deriz.
İngilizce şeyler verir. Efendim, siz İngilizce vermesin, Türkçe ben bir şeyler mesaj versin, Türkçe olsun diyorsanız şu işlemi yapmamız lazım. Bunu da hemen kısaca yapalım. Bir tane set error getirelim arkadaşlar. Set error capture. Niye getiriyoruz bunu? Show all record kullanacağımız için, show costume dialog tabiri şeyi kullanacağımız için onun için yaptık. Uyarı diyelim. Uyarı. Bir tane ünlem işareti koyalım buraya. Diyelim ki geçerli kayıtı silmek istiyor musun diye sorsun. İstiyor musun? Soru işareti yapalım kardeşim. Evet. Buraya birinci butona evet diyelim. İkinci butona da hayır, vazgeç, hayır, iptal de diyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Böyle bir diyalog verdi. Sonra bu diyalogdan sonra bir if diyeceğiz arkadaşlar. If diyoruz. Eğer mesaj, tamam mı? Last mesaj şöyleyse eşittir 1'se, 1 seçildiyse, evet seçildiyse diyoruz ki delete record request, bu kaydı sil. Ve şey de verme bize. Ne onun adı? Bunu kapatalım. Off yapalım. Diyalog. İngilizce bir diyalog daha vermesin. End if. Efendim. Şartın sonu. Evet. Bunu yaptığımız vakit Türkçe bir mesaj verecek. Biri seçersek kaydı silecek. İkiyi seçersek hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bundan bir tane daha copy yapalım. Bunu da ne diyeceğiz? Kopya. Kopya kayıt diyoruz. Evet. Bu da kopya kayıt oluyor. Bir tane duplike. Duplike record. Request'i seçelim. Evet arkadaşlar. Bu da kopyamız oldu. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane de tüm kayıtları getir diye bir şey yapıyorduk. Duplike diyelim. Evet. Tümü diyelim şuna. Show all record tanımlayacağız. Tümü. Evet arkadaşlar. Delete. Silelim bunu. Show all record. Tüm kayıtları bize listelesin. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bir düğmemiz daha var. Bu önemli bu düğmemiz. Ve bunun üzerinde çalışacağız inşallah. Bu da kayıt bul olacak. Kayıt bulun nasıl yapıldığını FileMaker'ın içinde bul. Kayıt bul. Kayıt arama olur. Bu olur. Bunu siz şey yaparsınız arkadaşlar. Bunu şimdi basit bir şekilde Enter Find Mode diyelim. Efendim. Perform Find diyelim. Bu şekilde de arama yapabilirsiniz ama bazı aksaklıklar çıkartır. Bu aksaklıkları çıkartmaması için bazı işlemler yapacağız. Bu ders ağırlıklı olarak bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, bunu kapatıyorum. Çıkıyorum şimdi burada. Şimdi gelelim butonlarımızı scriptlere bağlayalım. Yeni. Evet. Kayıt sil. Kayıt sili bulalım. Evet, yeni. Evet. Kopya kayıt. Tamam, sıkıyorum. Kopya kayıt. Evet. Kayıt bul. Kayıt bulu bağlayalım. Tamam, sıkıyorum. Kayıt bul. Bunu da bağladık. Tüm kayıtlar. Show all record. Evet. Tüm. Bunları yaptıktan sonra butonlarımız çalışıyor mu? Bir bakalım. 100 kaydımız var gördüğünüz gibi. Yeni bir kayıt küt açtı. Kayıt sil. Kaydı geri silelim. Bakın. Uyarı verdi. Geçerli kayıt silmek istiyor musun? Hayır, silmedi. Kayıt sil. Evet.
dedi, sildi. Gördünüz arkadaşlar. Şahan Dalcı, 100 kaydımız var bakın. Kopya kayıt, 101 yaptı. Aynı Şahan Dalcı'yı bir daha kopyaladı. Bunu da silelim şimdilik. Evet. Burada mesela Türkiye Gazetesi'ni bulduralım. Bakın 19 tane kayıt buldu. 100, öbür tane 81 tane kayıt gizli. Bakın 81. Hepsini bir getirmek için ne yapıyoruz? Show all record bakın. Tüm kayıtlar. Evet. Demek ki şimdi bu status toolbars'ı kapattığımız vakit buradan bakın çalışabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik önemli meseleye. Kayıt bul diyelim. Bakın. Nuri. Efendim. Enter. Buldu. Ama 3 tane buldu bakın. Listeye gidelim. 3 tane Nuri'yle ilgili. Nurten'i, Nuran'ı, Nuri'yi buldu. Forma gelelim. Şimdi bir daha bulduğu vakit bunların hepsini getirecek mi? 3 taneyi aklında tutması lazım. Restore yapması lazım. Bunları bir yere kaydetmesi lazım. Bunlarla ilgili çalışmaları göreceğiz. Bundan sonra kendinizi daha dikkatli dinlemeye verin. Ve videoyu takip edin. Bu sizin Pymaker çalışmalarınızda devamlı önünüze gelecek bir işlemdir arkadaşlar. Bunu yaptık. Şimdi kayıt bulu gelişmiş olarak geliştirelim. Layout moduna tekrar geliyoruz. Layout moduna geliyoruz. Şimdi Find Manager Database. Evet. Şimdi arkadaşlar evvela bir tane bundan kopyalayalım. Yani gölge table'dan ana table biliyorsunuz buydu. Bu gölge table'ı bunu duplike ediyoruz. Bir tane kopyalayalım. Bunun ismini isimler kaydet diye isimler büyükle başlasın. Kaydet diye küçükle devam etsin. Bir table tanımlayalım. Bak bu. Bunu şuraya koyalım arkadaşlar. Köşede dursun. Haydi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kapatalım. Bir tane de gelelim listeye. Duplike diyelim. Bu listeden, liste layout'tan duplike dedik. Bakın. Copy. Bunu değiştirelim. Gölge table'ı seçelim. Show record formunu isimler kaydetten. Bakın buradan alsın. Bu da isimler kaydet olsun layout. Kaydet layout olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bunu değiştirdik. Şunları silelim. Bu burada kalsın. Bu liste kaydet diyelim. Şaşırmayalım arkadaşlar. Kaydet. Kaydet olacak. Bunu tutalım. İsimler kaydetten isim ad soyad. Bakın. İsimler kaydetten şirket ünvan. İsimler kaydetten ünvan. İsimler kaydetten gölge table'dan telefon iş. İsimler kaydet table gölge table'ından telefon mobil. İsimler kaydetten e-mail. Evet. Bunları silelim. Şimdilik bunlar bize gerekli değil arkadaşlar. Burada kaydet layout'umuz burası. Evet. Aynı kayıtlarda 100 tane kaydımız da var. Ama bunun gördüğünüz gibi şeyi değişik oldu. Bakın. İsimler kaydet bölgeden alıyor bu. Yani tutuyor. Bundan alıyor bilgiyi. Bundan değil. Formula liste bundan alıyor. Evet arkadaşlar. Bundan çıkıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar gelelim bunların scriptlerini tanımlamaya başlayalım. Find diyoruz. Script diyelim. Script'e giriyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane bundan gene kopyalayalım. Karışmasın çizgimizden. Separatör. Altına devam edelim. New script diyelim.
bir tane kaydeti yapalım. Fon set diyelim. Yani bulunanlar diyelim. Bulunan set diyelim. Bulunan set diyelim. Set. Bulunan set. Kaydet diyelim buna. Kaydet diyorum. Evet, şimdi tanımlamaya başlıyoruz. Şimdi set variable, seçelim. Dinamik bir layout yapalım, dinamik. Çünkü her zaman o şeyi kullanmayalım. Dinamik bir layout yapalım. Yani değişken bir şey tanımlayalım. Dolar işaretiyle layout diyelim. Layout diyelim. Tamam mı? Hatta bunu kopyalayalım. Devamlı bunu kullanacağımız için. Value'sunu, şimdi value'sunu tanımlayalım. Left word. Evet, bakın geldi. Taxi. Get. Layout name. Get. Parantez. Layout. Layout name. Bakın o da geldi. Bir olsun. Birincideki layout'un birinci hanesini seçecek. İsmini bu layout'a verecek. Evet arkadaşlar, bunu tanıdıktan sonra bir tane buraya if diyelim arkadaşlar. Bir if tanımlayalım. If. Değişkenimizi paste yapalım. Eşittir diyelim. Eşittir. İsimler table'ımızdan. Değil mi? Bizim table'ımız ismi buydu. İsimler table'ından layout oldu. Evet, bunu yaptık. İsimler table'ımızdan Voto Related Record seçelim. Buraya gitsin. Burası isimler olsun arkadaşlar. Show Record usun layout'u da isimler kaydet olsun. Show Only Related Record olsun arkadaşlar. Ve işlem son olsun. Bir tane de alta bir Goto layout seçelim. Bunu calculation yapıştırdığımız layout'un ismini değişkenini verelim. Bir tane yapıştırma, text yapıştırma işaretiyle form, formak ismi. Şimdi bunları böyle yapıyoruz, dinamik yapıyoruz ki yarın faturalar yaptığınız vakit, ürünler yaptığınız vakit, başka şeyler yaptığınız vakit bunları böyle sade layout'la işlemi yapabilirsiniz. Tekrar ürünler, faturalar yazmanıza gerek kalmaz. Kaydeti yaptık arkadaşlar. Bir tane de restore yapalım yani. Eski düzenine almasını yapalım. Şimdi new record diyorum. Bakın new record. Bulunan set. Set. Restore diyelim. Bu Türkçe'de de kullanılıyor. Tamam mı? Bunu restore diyelim. Evet arkadaşlar. Gene bir tane set variable seçelim. Bunu hatta öbüründen de kopya yapabilirdik bunu. Bunu silelim istersen. Bunu buradan alalım. Şunu kopyalayalım buradan arkadaşlar. Copy. Buraya yapıştıralım. Evet. Set variable get layout value'sunun left word get layout 1. Restore yapıyoruz şimdi, dikkat edelim. Auto layout. Bu sefer auto layout gene seçeceğiz. Auto layout. Layout name by calculation yapıştır. Değişkenimizi yapıştır. Yani layout'u
layoutu. Layout'u yapıştır. Eşittir. Hayır, eşittir olmasın. Yapıştırma, text yapıştırma. Eşittir şey içine alt tire hayret diye layout'a girecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da yaptıktan sonra gene bir if tanımlayalım. If dedik. If tanımladık. If eğer dolar işareti layout eşitse isimler table'a, isimler ana table'ına, isimlerde ise auto-related record. Evet arkadaşlar, bunu seçiyoruz. Bunu bu sefer tersini yapıyoruz. Bu sefer isimler kaydetten, evet, isimler forma geliyor. Okey. Related record. Okey. Bunu da yaptığımız vakit ve diyoruz ki işlem sonu diyoruz. Bir tane de gene photo layout yapalım. Orijinal layout ekisini arkadaşlar. Orijinal layout. Evet. Bu da oldu. Bu forma gidiyor. Bu orijinal layout'a gidiyor. Ctrl S. Evet arkadaşlar. Bundan set kaydet ve bundan set restore'u Allah'ın izniyle yapmış bulunuyoruz. Şimdi neyi tanımlayacağız? Şimdi gelişmiş kayıt bulu. Yani gelişmiş kayıt bulu tanımlayacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi daha dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi evvela ne yapıyoruz? Bir tane set error capture yapalım, değil mi? Set error kayıt bula gelelim. Bunları silelim arkadaşlar. Bunu da silelim. Set error capture yapalım. Niye yapalım? Show costume diyalog yapacağız ya. Onun için Türkçe versin bize, İngilizce vermesin. Onun için yapıyoruz. Enter flight mode da gelelim gene. Geldik. Bunu kapatalım. Enter flight moduna geldik arkadaşlar. Bir loop yapalım buraya. Loop. End loop'u otomatik getirecek zaten. Bir tane modify last find, son find'ı koyalım şuraya. Evet. Bir tane pause resume script koyalım. Pause resume script koyalım. Evet. Ve perform find. Find işlemini tamamlasın. Evet. Sonra buraya bir eğer diyelim. Eğer. If koyalım. If. Bulunan kayıt sıfırsa, yani aranan kayıttan bulamadıysa, get font count eşittir sıfırsa. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıfırsa arkadaşlar. Sıfırsa ne yapsın? Ne yapsın sıfırsa? Bir mesaj versin bize. Show costume dialog. Burada desin ki bize, uyarı diyelim buna. Başlana. Bunun bir şeyler, burada şeyler yapılabilir. Bazı şeyler, mesajlar, şeyler, tablo numaraları falan verilebilir. Onları ileride geliştiği vakit hep beraber göreceğiz. Burada diyeceğiz ki aradığınız kriterde kayıt bulunamamıştır. Kriterde
Kayıt yok. Yok. Kriteri değiştirmek ister misin? İster misin diye sorsun. Soru işareti koyalım. Sorsun. Evet desin birinci. Evet. İkinci de hayır desin arkadaşlar. Çıkmak istiyorsun yani. Kriteri değiştirmek istemiyorsun. Hayır diye mesajı verdi. Burada işte perform script'imizi bizim çalıştırsın arkadaşlar. Neydi o perform script'imiz? Restore. Restore getirsin bize. Perform script eski düzenine getirsin çıktığımız vakit. Perform script restore. Evet. Show all record'dan sonra restore'a getirsin perform script. Xlof diyelim. Xlof. Xlof if diyelim. Buraya last message show 2 ise arkadaşlar get mesaj şurası 2 seçildiyse yani hayır seçildiyse hayır seçildiyse arkadaşlar bir şey daha versin burada else if diyelim bir kural daha oluşturalım else if diyelim buraya else if last error last get last error 400 ise get last error 400 ne oluyor? Yani sonra gösteririm onu internetten size. Arama yerine bir kayıt girmediğiniz vakit, boş bıraktığınız vakit bu PyMeter'da 400 hata kodu olarak size veriyor. Bunu da şimdi buradan bir tane kopyalayalım. Bir size şey versin. Mesaj versin. Burada uyarı desin. Desin ki hiçbir kriter girmediniz desin. Kriter girmediniz deyip hayır silelim. Tamam diye tasdiklesin. Ve bize giriş ekranını geri yönlendirsin. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da yaptıktan sonra bir xlof if daha koyalım buraya. Bunu kontrol edelim. Bir xlof if. Yalnız bunun şeyini bir resultunu bir pozitif olarak ayarlayalım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir else if daha koyalım buraya. Else if kontrol D. Burada arkadaşlar eğer get from John bulunan kayıtlar birden büyükse yani iki tane üç tane kayıt bulduysa liste haline geçsin bize. John büyüktür. Büyüktür. 1 yapalım. 1 ise eğer Votolayot isimler listeye eksin bu arkadaşlar. Votolayot isimler listeye eksin. Değilse else else değilse form eksin. Hatta bunu da dinamik şeyler tanımlayalım. Buraya perform script halinde bunları da buraya koyalım arkadaşlar. Ve dinamik script'te nasıl yapılıyor? Bu arada bunu da görmüş oldunuz. Yoksa ama buraya bir xlof daha koyalım araya ki else if'in arasına daha hoş olsun. Şimdi çekelim şuraya. Evet. Else if'in arasına bir xlof. Bir tane daha kopyalayalım da şeye de koyalım onu. Şu
Rotolayotum, entifle, rotolayotum arasına daha koyalım. Elsa, entif. Evet, formu yani form. Evet. Onu da yaptıktan sonra arkadaşlar, xstop, endif ve endlop. Evet, böylelikle gelişmiş aramamızı da tanımlamış olduk. Bunu bir evvela kaydedelim. Save script'le. Şu şeyleri bir yapalım arkadaşlar. Şuraları, şunları perform script'le şey yapalım. Şu perform script. Onun için evvela bir form ve liste, dinamik form ve liste navigasyonu yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da görelim. Şimdi new script diyelim buraya. Evet. Go to layout form diyelim. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Devamlı bu size öyle bir kolaylık sağlar ki arkadaşlar. Onun için bunu yapmamız gerekiyor yani. Go to layout diyoruz. Orijinal layout. Yok. Layout name by calculation. Left word. Deminki tanımladığımız şey var ya. Left word. Evet. Get layout name. Get layout name. Evet. Birse. Evet. Yapıştır işareti. Şundan. Form dedik. Forma gitsin. Forma gidecek. Forma gitsin. Şimdi yaptık bunu. Eğer bundan bir tane duplike yapalım. Liste diyelim buna da. Liste. Evet, şimdi değiştirelim. Şunu formu liste yapalım arkadaşlar. Burada liste yapalım. Evet. Şimdi bula gelip Ctrl-S, kayıt bula gelip şunları bir değiştirelim. Bunu silelim. Buraya bir tane perform script tanımlayalım. Listeye girecekti değil mi? Yeni yaptığımız liste. Evet. Bir tane daha tanımlayalım arkadaşlar. Bu da forma gitsin. Değiştirelim. Form. Okey. Rotolayot'u buradan artık silebiliriz. Eğer bunları dinamik yapmazsak aynı bu bulda faturalarda, başka table'larda da bunu kullanacaksınız. Onun için dinamik olursa orada bir daha değiştirmeye gerek olmuyor. Böylelikle arkadaşlar gelişmiş bir kayıt bul tanımlamış olduk. Şimdi bunun uygulamasını nasıl çalıştığını bakalım. Script Manager'dan çıkalım. Evet arkadaşlar. Forma gelelim. Geldik. Kayıt bulu buraya koymuştuk. Script'ini tamamlamışız. Bakın. Kayıt bul. Okey. Şimdi arkadaşlar bir yapacağımız bir iş daha var. Buradan bir devam ve iptal diye iki tane buton yapmamız lazım. Buraya bir tane devam diyelim arkadaşlar. Devam diyelim. Devam et diyelim. Devam et. Yani işlemi tamamlama, arama işlemini artık devam edebilirsin diyoruz. Bunu arkadaşlar şuraya alsın. Oku devam et. O da buna da iptal et diyelim. İptal et diyelim. Bu da şöyle eksi olsun, iptal edecek ya. Tamam. Şimdi bunları bağlayalım. Devam eden buradan açıyoruz. Simply step diyelim. Bunu silelim. Ve sume script diyelim. Devam ettirecek. Script'i tamamlayacak. Opsiyonu ne bakalım. Tamam. Evet. İptale gelelim. Bir tane iptal şeyi yapalım. Script'i tamamlayalım.
New script diyelim. İptal diyelim. Ha, iptal etsin. Bu Enter Browse moduna geldiği vakit zaten iptal etmiş oluyor. Evet arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bunu da buna bağlayalım. Perform script iptale bağlayalım bunu. Ama burada önemli bir şey var. Bu kaçırmayın. Opsiyonunda pause'u halt yapacağız. Halt current script. Yani bunu iptal ettiğimiz vakit script'ten de çıksın. Eğer çıkmazsa arama modunda kalır bu. Sıkıntı olur. Onun için arkadaşlar bunu halt script olarak seçiyoruz. Biraz büyütelim şeylerini. 14, 14 yapalım. Evet. Bunu da 14 yapalım arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız bir işlem daha var. Onu da biraz sonra bakalım istersen. Veya şimdi yapalım. Windows mode var arkadaşlar. Sıfır modu arama modu oluyor. Enter Find modu sıfır modu. Browse modu oluyor pardon. Bir modu da Enter Find modu arama modu oluyor. Bunları gizlettirelim arkadaşlar. Şurada hide var ya, hide obje ve hem. Mesela Browse modunda iptalle devam gözükmesin. Bul modunda da, arama modunda da şunlar gözükmesin arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bunu seçelim. Bunu seçelim. Buraya yazalım. Get window mode. Window mode sıfırsa eğer, bar olsa gizle. Tamam mı? Bunları gizle. Şimdi bunları seçelim arkadaşlar. Bunu da seçelim. Bunu da. Arama moduna da bunları gizli arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane daha şey yazabiliriz. Şuraya kayıt ara diyelim. Kayıt ara. Kayıt ara diye bir şey yapalım. Ortaya getirelim bunu. Tamam mı? Bunu sıfır yaptığımız vakit gene bu burada gözükmeyecek. Bu bir de bu da gözükmesin. Evet arkadaşlar, yaptığımız script çalışıyor mu? Bir bakalım. Bakın şimdi Browse moduna geçince iki tane kayıt buradan kayboldu. Değil mi bak bunlar? Evet. Şimdi bul moduna geçtiğimiz vakit ne oluyor bakalım. Kayıt bul. Bak. Bunlar kayboldu. Ama şu da kaybolması lazım. O niye kaybolmadı? Ona bir bakalım bakalım. Şunu tanımlamadığımız için o da kaybolacak şimdi. Kayıt bul. Bakın. Kayıt ara oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kayıt ara. Nuri. Nu diyelim. Nu'ları bul bana. Bak, Nur ve Özgüren, Nurten Demir, Nura. 3 tane kayıt buldu. Şimdi bakın, font set 3 tane bak. 3 tane. Şimdi yaptığımız işlemleri iyi takip edin arkadaşlar buradan. Bunu aklında tutacak buradaki 3 taneyi. Gidecek, şuraya kaydedecek. Buraya kaydedecek. Sonra ben restore yaparsam 3 tane olarak getirecek. Bakın, kayıt bul. İptal et diyorum. Bakın iptal et. 3 tane. Gördünüz mü? 3. Show all record. Hepsini getirmedi arkadaşlar. Bak şimdi tüm kayıtları seçeyim. Şimdi 100 tane getirecek. Kayıt bul diyeyim. İptal et diyeyim. 100 tane getirdi. Gördünüz mü? Şimdi kayıt bul. Nuri diyorum. Nu diyorum. Enter diyelim. Getirdi. 3 tane. Bakın. 3 bunlar set. Şimdi kayıt bul. Bakın. Böyle bir kayıt arıyorum. Aradığınız kriterde kayıt yok. Kriteri değiştirmek ister misin? Evet diyeyim. Bak geri geldi. Bir daha arattırayım. Hayır. Bak.
100 taneydi. 100 tane getirdi arkadaşlar. Evet. Şimdilik böylece gelişmiş bulut. Kayıt bulutu da görmüş olduk arkadaşlar. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.